Odak noktasından Mutlu Akşamlar haftanın son programında aslında bir diğer ifadeyle ikinci Montpelier'in zirvesinden hemen önce bugünü de Kıbrıs müzakerelerine odaklanarak ayırdık bu programımızı da diyelim. Önemli gelişmeler yaşanabilir, çok kritik öneme haiz zira toprak görüşmelerine kalındığı yerden devam edilecek. Montpellier'in ikinci zirvesinde 7-11 Kasım'da zirve planlanmıştı 5 günlük ancak son gün kararlaştırıldı ki bir haftalık bir talebi oldu Anastasiadis'in. Bu arada hem güneye hem de Yunanistan'a giderek bilgi alışverişinde, görüş alışverişinde bulundular ve ardından şimdi yeniden liderler İsviçre'de bir araya gelecek. Peki buradan ne çıkacak? Toprak konusunda, harita konusunda bir anlaşma, bir yakınlaşmaya varılabilecek mi? Öte yandan Yunanistan'dan gelen mesajlar, beşli zirve olursa bile ya da onların ifadesiyle çoklu zirve tarihi belli olsa bile Türkiye askerin çekilmesi ve garantilerin sona ermesini kabul etmedikçe Yunanistan masaya oturmayacağı şeklinde net bir mesaj gönderdi. Anastasiadis'le yaptığı görüşmeden çıkan özetle mesaj buydu. Türkiye bu konuda nasıl bir tavır alacak? Öte yandan Türkiye'de özellikle muhalefet partilerinin Kıbrıs'la ilgili özellikle son dönemde, son günlerde artan sesi ve Kıbrıs konusuyla ilgili gelişmelerden bilgileri olmadığı noktasındaki endişeleri buraya da yansıyor tabii ki. Ancak Türkiye'nin ve hükümetin vermiş olduğu, Türk hükümetinin vermiş olduğu mesajlarda net siyasi eşitlik bakımından iki kesimliliğin net bir şekilde belli olduğu, güvenlik ve garantilerin devam ettiği bir anlaşmadan bahsediyor Türkiye BM parametreleri çerçevesinde. Ancak öte yandan yine farklı mesajlar da geliyor. Sayın Sinirlioğlu'nun son yaptığı açıklama, eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, şimdiki New York'taki daimi temsilci, son röportajında yıl sonuna kadar bir anlaşmaya destek verilebileceği bir mesajını vermiş. Aksi takdirde bu oyunun sona ereceğini, bundan sonra iki devletli bir çözüm ortamının oluşabileceği noktasında uyarıda bulunmuştu. İçeride ise hükümet de benzer ifadeleri kullanıyor. Yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu bir doğal takvim var. Peki süreç nereye gidecek? Dünden bugüne aslında özellikle 2004 ve 2016 tarihi arasında müzakerelerle ilişkin bir pencere açmak istedik. Dün olduğu gibi bugünkü programımızda da efendim çok değerli bir konuğumuz var. Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Hüseyin Işıksal'la beraberiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mert. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasın. Kıbrıs Türkiye için, tabii ki bizler için de bu adada, Kıbrıs Türkler için de çok önemli. Yıllardır devam eden müzakere sürecinde yeni bir masa kuruldu. 18 ay önce bir yeni masa kurulmuştu. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis görüşmeleri ilerletmeye çalışıyorlar. En kritik noktalardan birine gelindi. Toprak konuşuluyor, konuşulacak ikinci zirvede. Buradan bir harita, bir toprak üzerine bir anlaşma çıkar mı çıkmaz mı bunu göreceğiz. Önümüzdeki hafta salı günü ya da pazartesi akşamı itibariyle bu netleşmiş olur gibi düşünüyoruz. Gelmiş olduğumuz noktayı, Montpellier'in zirvesine verilen arayı, Yunanistan'dan gelen mesajları gelen atmosferde nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir tablo çıkıyor son durum size? Nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Şimdi tabii Kıbrıs bizim en önemli meselemiz. Yani uluslararası çıkar uzmanları olsun, işte akademisyenler olsun, hangi konuda ilgilenirse ilgilenelim. Kıbrıs konusuna daha fazla bir özen göstermemiz gerekiyor. Çünkü sonuçta bizi birebir etkileyecek olan şey Kıbrıs sorunu. Ama ne yazık ki ben basından, İşte medyadan, akademik çevreden takip ettiğim kadarıyla çok bir bilgi sahibi değiliz. Ben açık söyleyeyim. Yani daha önceki dönemlerde en azından Cumhurbaşkanlığından akademisyenlere yönelik bazı açıklamalar olurdu. Tartışılırdı bu beyin fırtası şeklinde. Ama bu sefer çok farklı bir süreçten geçiyoruz. Bunun da tabii açıklaması şu, işte Kıbrıs Türk tarafında Sayın Akıncı ve ekibi işte çözüm karşıtı diye böyle yaftalanan kesimlere özellikle bu bilgi verilmiyor diye hissediyorum ben. Bunu da bir strateji olarak belirlenmişler. Yani aman bir pürüz çıkmasın, aman bir eleştiri çıkmasın ve bir karartma olsun. İşte herkes bu konuda böyle iradese sahip çıksın türünden mesajlar geliyor. Barış Burcu'nun son Montpellier'indeki video görüntüne bunu anladık. Yani özellikle basın mensuplarına böyle hafif fırça çeker gibi, yani özellikle siz de yazdıklarınıza dikkat edin türünde temkinleri vardı. Bizim taraf bu. Diğer tarafa bakıyorsunuz, Anastasiadis her şeyi paylaşıyor. Ulusal konseyine gidiyor.
Ulusal Konsey'inde işte Yeşiller, Elam, her türlü radikal unsur da bunun içinde. Onlardan her türlü görüş alışverişini yapıyor. Ekibi derseniz her siyasi partiden adamı var, her görüşte uzman. Tamamıyla farklı bir yapılanma ve üstüne üstlük Montpellier'inde bir haftada izin istiyor Anastasiades ve bunu da şöyle açıklıyor. Hem Yunanistan'la konuşacağım diyor, hem kendi iç şeyle konuşacağım. Yani gizlemiyor bunu. Yani o bir haftayı da açıklıyor ne için ara istediğini. Şimdi bu tabii biz bunu çok dile getirdik ama yani yine bizdeki bu benim daha önce adını koyduğum koro başladı yani şeye, şarkılara. Daha bugün işte birileri işareti verdi. Başlıyorlar hafiften. Kayıtsız şartsız çözüm, işte çözüme muhtacız falan söylemeye evet, başladı. Kampanyası. Daha ortada metin yok. Daha ortada hiçbir şey yok. Hemen işaretleme şeyi de başladı. Yani işte benim altını çizdiğim ötekileştirme, işte barış karşıtı, çözüm karşıtı ve daha bir sürü ağır söylemi ifade ettiği şeyler de başladı. Daha ısınma turundayız. Yani bunun bir de ötekisi olacak. Ve hep altını çizdiğimiz bu algı yönetimi, Kıbrıs'ta çok yapılan algı yönetimi demek ki şimdiden erken başladı ve bu daha da ileriye gidecek. Bunu söylediğimiz zaman da yani bunu aydın insanlar söylüyor. Ben söylemiyorum sadece yani. Ve bizi biraz tehlikeli bir noktaya götürüyor bu. Çünkü hep söyledik, Sayın Akıncı bugün kendi de söylüyor. İşte ben diyor %60 Kıbrıs Türk'ün oyla geldim falan diyor. Aslında ama aslında ikinci tur sonucu. Şimdi o ikinci tur sonucu ilk turda %26'ydı diye hatırlıyorum. Evet. Diye hatırlıyorum. Şimdi evet bu halk tabii ki Sayın Akıncı seçti. Güveniyor da belki ama Sayın Akıncı'nın ekibine baktığımız zaman işte iki partiden insana görüyor sadece. Üçüncü bir partiden adam yok ve hep siyasi kariyerlerini bir parti çerçevesi yapmış insanlar görüyoruz. Yani objektif olarak kariyer yapmış ve sonra partili olmuş değil. Bir parti sayesinde bir yerlere gelmiş insana bahsediyoruz. Biz bunun çok çekinceli olduğunu söyledik başından beri. Yani evet. Rum Ulusal Konsey'inde en radikaller Elam bile söz hakkına sahipken Sayın Akıncı'nın işte sadece belli partiden, hatta özellikle bir partiden ve işte diğer müzakereci olsun, işte biraz da CTP'den bir iki kişinin olduğu bir ekip. Şimdi bu bir defa tehlikeli bir durum. Baştan beri bunu söyledik. İkinci olan durum da bir yandan Anastasiades hem Ulusal Konsey'in desteğini almış, hem Yunanistan'la görüşüyor, hem Çipras'tan destek alıyor. Bizim tarafta ise Türkiye izole edilmeye çalışılıyor. Türkiye kullanmak bir tabu. Yani işte Türkiye'ye gittim, Ankara'ya gittim ya da Ankaralı diplomatlarla görüştüm falan deseniz sizi linç ederler. Böyle de bir yalnızlaşma siyaseti var. Oysa biz bu işin daha doğasını çözmüş değiliz. Yani bu işin doğası ne kadar çok destek alırsanız, özellikle Türkiye'den, sonra iç kamuoyundan ve her türlü siyasi spektrumdan o kadar başarılı olursunuz. Şimdi bunlar tabii söylüyoruz ama bunlar bahane değil. Yani bunlar önemli eksiklikler ve bu önemli eksiklerin de neticesini yakında göreceğiz. Yani bu anlaşma metni ortaya çıktığı zaman bunu da çok net bir şekilde göreceğiz. Neden diyorum? Çünkü bu ülkede sağduyulu yaklaşan olaylar, yani bir taraf olmayan, sağduyulu yaklaşan kesimlerin yaptığı kritiklerin ben masada yer almadığını görüyorum. Ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi nereden diyeceksin? İşte anladıklarımızdan söyleyelim. Yani hem Sayın Akıncı'nın hem Anastasiades'in ifade ettiği şeylerden. Birincisi, şimdi şunu da altını çizeyim, yani bu da bir önemli bir saptama. Bugüne kadar biz hangi konuda geri adım attıysak, yani özveride bulunduysak diyelim, Rumlar hemen onu almışlar, hemen onu bir çizgi çizmişler o noktaya. Kazanım olarak ve bir sonraki masayı oradan itibaren açmışlar. Evet. Yani biz de onu kabul ettiğimizi. Evet. Sanki o böyle imzalanmış bir maddenle getirilmiş. Onu pazarlık noktasının en altına koyup bizim verdiğimiz ödünleri onun üzerine basmaya, onun üstüne evet. devam ediyorlar. Evet. Ve bunun üstüne bir ödün verdiğimiz zaman hemen onu da yükseltip çıtayı daha yükseltip bu da daha fazlasını istiyorlar. Yani bunu evet. çok net görüyoruz. Neden evet. diyeceksin? İşte toprak meselesi. Yani bugün haritalar ortada. Bu haritaların ne olduğu da çok belli. Bugün konuşan toprak da belli. Yani %26 en iyi ihtimal diye bahsediliyor Kıbrıs Türk tarafı için.
Rum tarafı %29.2 gibi bir orandan bahsediyor. Yani bunlar göstermelik gibi geliyor bana. %26 gibi geliyor şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Ve daha da tehlikeli olanı kıyı şeridi konusu. Yani %50 ile 56 diyor Rum tarafı. Şu anda Rum tarafının kıyı şeridi oranı, bugün özellikle İngiliz kaynaklar olsun, diğer kaynaklar olsun baktım sırf emin olmak için, %39. 38-39 Rum tarafı. Yani bu noktaya baktığımız zaman %16-17'lik bir kıyı şeridinin ekstra eklenmesi demek. Bunda tek bir açıklaması var. Eğer anlam plana göre işte güzel yurt, gazi veren o Akdeniz'e doğru giden kıyı şeridi, evet, eğer Rumlara verilmeyecekse, ki herhalde verilmeyecek diye tahmin ediyorum. Çünkü sonuçta bunlar Türk köyleri, yani Lefke, gazi veren bunlar hep Türk köyleri. Eğer o kısım verilmeyecekse bunun geriye bir tek açıklaması kalır. Bunu da 3 bilinmeli denklem değil artık. Yani eskiden böyle 3 bilinmeli denklem şeklinde gidiyorduk. Şu anda çok net ortada. Karpaz. Yani karpazın ucundan itibaren iki tarafı da kapsayacak şekilde çok önemli bir kıyı şeridi. Evet. Yani bizim işte özellikle çok eleştirilere maruz kalan, yani bunca yıldır gözümüz gibi baktığımız, yani işte kirlenmemesi için, bakir tutulması için olan bölgenin tamamen Rumlara verilecek olduğunu bahsediyoruz. Demek ki bizdeki işte bazı sözde çevreci örgütler bunları savunurken tekrar bunun bu anlama geldiğini görüyoruz. Yani bu propagandanın sponsorluğunda ve etkisinde oldukları için Karpaz'a yatırım yapılmadığını da şimdi anlamış oluyoruz bütün bu haritalardan. Yani bu ciddi bir oran tabii ki. Toprak konusunda geri adım attığımız net, çok net. Ha bu da bunun netliğini bir başka ifade edici de şu şekilde anlatayım ben. Şimdi Montpellier'e giderken Rum kesimi, tabii genel olarak Anastasiadis işte Türk tarafının tezlerinin belli olduğunu bildiği için tahminim bu kadar Türklerin taviz vermeye hazır olduğunu bilmiyordu. Hatta tahmin etmiyordu. Nasıl olsa Türkler bir konuda bizim istediklerimizin dışına çıkarlar. Biz de o noktada işte keseriz ve bunu da kamuoyuna, lobilerimiz etrafına çok güzel anlatırız felsefesine gittiler. Ama benim gördüğüm ve hissettiğim, ki dediğim gibi tam bir karma var üzerimizde, şöyle bir konu var. Demek ki Anastasiadis gördüklerinden çok şaşırdı. Yani verilen tavizleri gördükçe çok çok şaşırdı. Ve ondan dolayı bu arayı istedi. Yani baktı ki artık her istediği o kadar bir oluyor Anastasiadis'in. Artık daha ötesini de belki ne isteyebilirim, ne danışmak için topladı. Çünkü düşünün yani siz tamamıyla önyargılı gidiyorsunuz İsviçre'ye. Nasılsa Türkler bizim bu isteklerimizi kabul etmez diye gidiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz karşı taraf çok tavizkar. Her konuda. Bu defa kafanız karışıyor. Çünkü kafanızın karışığının sebebi biziz. Bizim bu kadar tavizci olmamız Rumların kafasını karıştırdı. Ve bunun üzerine şu anda işte Tsipras olsun, diğer liderlerle daha da isteklerini daha da artırmış, daha da marjinal şekillerde gelecek bir şekilde, güçlü bir şekilde Anastasiadis geri geliyor. Tekrar ekstra isteklerle. Çünkü artık onlar kabul edilmiş, çizgi çizilmiş. Onun üstüne gelecekler. Ve biz de kayıtsız şartsız işte çözüme muhtacız şeyleriyle kendi liderimizi daha da baskı altına almaya çalışıyoruz bizim taraf, Koro. Şimdi toprak konusunda ödün verdik. Ekonomi konusunda yine ciddi ödünler verdik. Nasıl ödünler verdik hemen söyleyeyim. Birincisi hala daha bu ekonominin bu tazminatları kimin karşılayacağı, nasıl karşılayacağı belli olmadı. Ne Avrupa Birliği ne Amerika Birleşik Devletleri, kimsenin buna bir kuruş para yatıracağını ben inanmıyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu tamamıyla Kıbrıs'ı Türklere kalacak. Neden Türkiye 24 milyar euro tazminat ödesin? Yani bir bana bunu açıklasın. Demek ki Kıbrıs'ı Türklere kalacak bütün bu tazminat olayı. Ve bu hala daha tam olarak netleşmemişken, sponsorluk meselesi en azından yurt dışından garanti edilecek, hibe edilecek birkaç milyar euro da bile olsa, bu bile hibe edilmemişken bizim bu konuda anlaşmamız bir taviz. İkinci olay çapraz oylama. Ben bunu çok söyledim. Yani Sayın Tarat biliyorsun bunu kabul etti. Rumlar da hemen onu olmuş bitmişmiş gibi çantaya koydular. Onun üstüne konuşmaya başladık biz. Yani çapraz oylama bence çok tehlikeli bir ödün bizim açımızdan. Ve şu anda benim anladığım bu kesin anlaşıldı. Zaten Sayın Akıncı'nın da işine geliyor bu. Tarat'ın da işine geliyordu. Yani bu kadar ben kendi yani milletinin iradesini hiçe sayan bir yönetim anlayışı görmedim. Açık söyleyeyim. Yani diyorlar ki merak etmeyin bu milletvekili parlamento seçiminde olmayacak. Sadece başkanlık seçiminde olacak. Zaten başkan en önemli şey. Başkan en önemli şey. Yani başkan bütün güçlere donanmış bir başkandan bahsediyoruz. Şimdi bu kadar başkanın seçileceğinde zaten o dönemin çok büyük bir kısmı Rumlar tarafından yönetilecek.
Kıbrıslı Türk başkan olursa eğer, ki Anastasiadis bu konuda da henüz ödün vermedi, yani dönüşümlü başkanına henüz hayır, evet demedi, onu pazarlık olarak kullanıp günün sonunda ciddi bir taviz koparıp buna evet diyecek. Göreceksiniz. Bu noktada da zaten Anastasiadis'in korkacak bir şey yok. Çünkü zaten %20'sini Rumlar seçecek şeyin, Kıbrıs Türk başkanı. %20 çok ciddi bir orandır. Yani bugün Kıbrıs Türk toplumunda sol sağ diyebileceğimiz siyasi duruşun 50-50 olduğunu düşünürsek, burada %20 girdiği anda bütün o oranın hiç anlamı kalmaz. Bu kadar net yani. Yani yönlendirilemez. Yönlendirilemez. Çünkü... Ama tam tersi, Güney Kıbrıs'ta anlatmak istediğiniz herhalde daha yönlendirilebilen bir kitle var. Ve kuzeye bakışta bu adaylar üzerinde siyasi anlamda veya adayların hatta çıkarılması noktasında bile etki edebilir. Yani bu %20'lik kitle oy, blok oy şeklinde bir adayın üzerinde yoğunlaşabilir. Tabii ki aynen diyorsunuz. Aynen öyle diyorum. Evet. Bir de şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi herhangi bir anlaşmada güney tarafında yaşayacak olan Kıbrıs Türk sayısı nedir? Var mı yani gidip ben Limassol dağlarına kadar yaşayacağım diyen? Ben hiç duymadım. Olacağını sanmıyorum. Yani mutlaka olur ama ne çok, kadar olur? Çok az bir rakam olur. Yani Rumların 100 bin kişiyi sorabiliyorsun. İşte bizimkiler 55 bin 60 bine çekmeye çalışıyor onu. Rum göçmenin geleceği kesin. Şimdi 60 bin ve 200 kişiyi bir araya tutamazsın. Ben daimi kemalden bahsediyorum. Evet. Yani şimdi bizim Kıbrıslı Türkler halde bir hayal alemde yaşıyorlar. Onu da söyleyelim. Yani Rum işverenler kucağını açmış. Biz Kıbrıs Türkleri bekliyorduk ya bunca zamandır. Gelin bizde çalışın dedikleri yok. Güney tarafında çok ciddi bir işsizlik var. Kaliteli insanlar, eğitimli insan bile iş bulamıyorlar. Kıbrıs Türkleri gidip de Limassol'da iş mi bulacaklar yaralarına kadar? Ben onu merak ediyorum. Hadi buldular. Yani çünkü aksi takdirde her gün herhalde kimse 2-3 saat yolda harcamayacak diye tahmin ediyorum. Bundan dolayı yani Kıbrıs'ı Türklerin buradaki iş olanakları, işte hepsi memur zaten büyük bir kısmı, iş alımları burada. Bunun dışında orada, çünkü daimi ikametgahtan bahsediyoruz. Daimi. %20'lik bir kotadan bahsedildi. Bir de 4 özgürlük meselesi var. Mesela evet. Tavizler noktasında bunun da bir taviz olarak değerlendiren var. Zira 4 özgürlükte New York'ta Anastasiadis aslında ağzındaki baklıyı ilan etti dünyaya evet. Ve şunları söyledi. Herhangi bir Avrupa Birliği birinci hukuku noktasında derogasyonun olmayacağını, 4 evet. özgürlüğüne herhangi bir Avrupa ülkesinde olduğu gibi tamamen uygulanacağını, sınır olmaksızın ifade etti. Bu %100 yalanmadı. Şimdi, yalanlanmadı. Bunun üzerine evet. %20'lik daimi ikametgah sınırlaması getirildiği söylendi Türk tarafından. Ancak bu da BM çevrelerinde tutanaklara da yansıdığı şekliyle böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olmadığı, bunun bir ne süresinin ne de herhangi bir garanti çerçevesinin olmadığı belirtildi. Dolayısıyla istediği şekilde güneyden kuzeye doğru büyük bir göç hareketi 4 özgürlük çerçevesinde. Bir de bunun dışında 100 bin bilemediğimiz 60 bin Rum'un geri dönme durumu var. Evet. Mülkiyet meselesinden evine yerleşme durumunda olacak olan insanlar var vesaire vesaire. Kilisenin güneydeki siyasetin adanın tamamına egemen olma mantığı çözümden sonra da değişmeyeceği için ne yazık ki. Dolayısıyla yönlendirmelerle maddi olarak, manevi olarak teşvik ve desteklerle de adanın kuzeyinde de yayılmacı politikası muhtemelen devam edecektir. Ve bunu engelleyebilecek ne yazık ki elimizde şu an itibariyle görüldüğü kadarıyla bir argüman yok. Ne dersiniz? Şimdi zaten tam oraya geliyordum. Yani ben nokta nokta gitmeye çalıştım. Ekonomi, yönetim, evet. güç paylaşımı. Üçüncü olarak da AB ile ilişkiler konusu bu. Ki en fazla taviz verdiğimiz nokta da budur. Yani şu anda kesin olarak şunu anlıyoruz ki artık Kıbrıs Türk halkının deregasyonu olmayacak hiçbir şekilde. Bu birinci hukuka girmeyecek ve 4 özgürlük dediğimiz ya serbest dolaşım, yerleşim, mülk edinme, iş kurma tamamıyla serbest olacak. Ve bu da bizim için çok büyük bir tehlikedir. Yani özellikle bizim gibi azınlıkta olan, işte maddiyata çok düşkün. Yani ben bunu utanarak söylüyorum ama gerçekler bu kadar. Yani maddiyata bu kadar düşkün bir toplumda, ki bu kadar mal mülk satmaya niyetli bir toplumda, bizim kendi kendimizi bile engelleyemeyeceğimiz bir anlaşma metninde bunun nereye gideceğini görmek çok doğal bir süreç. Yani bunun ne kadar tehlikeli bir noktaya geleceğini hepimiz görüyoruz. Şimdi bu çok ciddi bir tavizdir, çok ciddi bir ödündür. Bunun karşılığında ne alındı ben onu çok merak ediyorum. Yani toprakta mı alındı ki? Hayır. Yönetim güç paylaşımına alındı. Yani neyin güzel yurt mu, Karpaz mı, neyin, Maraş mı? Neyin karşılığında evet. biz bu kadar büyük bir ödün verdik anlamıyorum. Yani buna çok bir kere daha altını çizerek netleştirelim. 100 bin civarı Rum resmi ve daimi olarak kalacak. Buna kimse engelleyemeyecek. Artı, ki Sayın Akın'ın söylediğini bunu anladık. Artı istediği kadar Rum, istediği kadar mal alabilecek. Hiçbir engellemeye maruz kalmadan
Yani kuzeyin yarısı da Rumların olabilir, daha fazlası, %60 da Rumların olabilir. Ama o insanlar, yani mal sahibi, mülk sahibi olan insanların sadece 1/4'ü oy verebilecek. Bunu özellikle altını çizerim, çok önemli bu. Yani, ama bunun da bir garantisi yok. Ha tabii, yani ilerleyen zamanlarda, işte atıyorum 5 yıl, 10 yıl sonra tekrar Rumlar üst mahkemeye gidip biz burada daimi ikametgah hakkımız var. Ama zamanda böyle bir anlaşma vardı. Ama bu anlaşma birinci hukuk maddesi değil. Değildir. Neden olarak ben ikamet ettiğim yerde oy kullanamıyorum diyecek. Burası bir Avrupa Birliği ülkesi Avrupa de diyecek. Avrupa Birliği ülkesi değil mi diyecekler. Tabii evet. Diyecekler. Anayasaya da aykırı diyecekler. Bu federal anayasaya aykırı senin oy kullanmaman. Ve ilk etapta da hemen şunu söyleyeyim. Belediye başkanlıkları alınacak. Bu birebir olacak. Çünkü ben İngiltere'de bile kalırken, yaşarken vatandaş olmamama rağmen Avrupa Birliği ülkesinde Birmingham belediye seçiminde her yıl oy kullanabiliyordum. İkametinizden dolayı, yasal ikamet. Evet. Ve hatta bunu gelip beni bizzat zorlamışlardı. Yani belediyeden görevliler gelip isminizi kaydediyorlar, sizi teşvik ediyorlar oy vermeniz için. Yani çünkü her bölgede kalan insanların söz hakkı vardır. Bu dünyadaki ve Avrupa Birliği'ndeki en temel prensiptir. Yani herhangi bir bölgede ilk söz hakkı orada kalanlarındır. Yerleşik kalanlarındır. Şimdi adam yerleşik kalacak orada. Yani malı var, mülkü var, işte elinde tapusu var. Ama oy hakkı yok. Tamam, nereye kadar engelleyeceksin sen bu insanı? Bir mahkemeyle arkası çorap söküğü gibi gelebilir. Tabii ki evet. Gelecek ama bunları söylediğimiz zaman işte çözüm karşıtı. Bilmem ben faşist ve ne oluyoruz? Yani kendi toplumun hakkını savunmak ne zamandan beri böyle oluyor? Ben onu merak ediyorum. Ama bu algıyı yıkacağız yani 2004'teki bu algı, yani bu bahsettiğiniz algı yönetimi çalışmalarına. Ne yazık ki bu ülkede hali hazırda gazetecilik yapan, medya kuruluşlarında yöneticilik yapan, pek çok aslında sivil toplum kuruluşuna başkanlık eden, yöneticilik yapan pek çoklarının katıldığını, dış destekler, katkılarla finanse edildiklerini, yönlendirildiklerini biliyoruz. Şimdi bunların da yine hala aramızda dolaştığını ve yavaş yavaş seslerini yükseltmeye başladığını da farkındayız. Ancak artık meydan 2004'teki gibi meydan boş değil. İkincisi 2004'te evet diyen herkes bugün yeniden sandığa evet kullanmak için gidebilecek durumda da pek görünmüyor. Biz şu an itibariyle herhangi bir evet ya da hayır noktasında olmaya tamamıyla karşıyız. Çünkü ortada bir anlaşma metni yok. Evet. Olmayan bir metne de şimdiden doğmamış bebeğe bez biçmek gibi, görünmeyen dere için paça sıvamak gibi bir tutuma giremeyiz. Ancak 2004'teki tavra biz de şahsen kişisel olarak ben de tamamıyla karşıyım. Çünkü çok ciddi bir algı operasyonu yapıldı. Maddi destekler sağlandı, maddi katkılar. Bunların kimlere gittiği de 3 aşağı 5 yukarı, Kıbrıs çok küçük bir yer. Kulislerde sürekli olarak kaynar, çalkalanır. Bunlar biliniyor. Üzerinden de 12 yıl geçmiş. Aynı tezgahlar, aynı çarkların işlemeye başladığını bugünlerde görebiliyoruz. Objektif olarak konuşmak gerekirse. Evet. Siz de aynı endişeleri sahipsiniz ve sizin de anladığım kadarıyla aynı yaftayla bertaraf edilmeye çalışılma gibi bir durumu gördüğünüzü anlıyorum. Böyle bir hassasiyetiniz olduğunu da görüyorum. Var tabii ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda bunu anlamak için çok daha derin analizler yapmak lazım. Ama yani senin söylediğin şeye aynen katılıyorum. Bunu zaten dediğim gibi ancak uzman gözler görebilir ama şöyle bir gerçek var. Özellikle bizim sağ siyasetin yaptığı büyük hatalar, yani kendi çıkarları dolayısıyla yaptıkları büyük hatalar ama karşı tarafın organize oluşu bu süreci otomatik doğurdu. Yani bugün bu devleti en fazla sömüren, en fazla maaş çeken, devlet üniversitelerini işgal eden, hatta çeteleşen grupların bizzat bu diğer güçler tarafından sponsor edildiğini biliyoruz. Ve bu insanlara hiç kimse dokunmamış. Bakın, çeteleşme diyorum, çok ağır bir ifadedir bu. Yani kendi ülkesinde vatansever diye yaptığınız insanlara iş vermeyeceksiniz ve bunlar üniversite çatısı altında olacak. Detaylarıyla ben gerekirse anlatırım bunları. Şimdi böyle bir ortamda yani bu kadar çeteleşmiş ve devlet yapısını kullanan, devlet üniversitelerini bile kullanan bir yapının Avrupa Birliği ve diğer kaynaklardan gelen desteklerle coşması çok normal. Çünkü siz bugüne kadar kendi devlet kaynaklarınızı bile bunlara sömürdürürseniz o zaman diğer insanların bunu bu şekilde önlemesi çok doğal bir şeydir. Yani buna şaşacak bir şey yok. Yani demek istediğim şey şudur. Bu sanki böyle 3-5 insan var. Avrupa ile işte ciddi para yiyorlar. Onların meselesi değil bu. Bu çok daha ağır bir mesele. Çok daha derin. Ve artık bu güçlü olan kamp, yani algı yönetiminde maddi manevi olarak güçlü olan kamp, devlet olanaklarını da en üst düzeyde kullandığı için karşıda biri kalmıyor doğal olarak. İşte karşıda bir tek ahlaklı, düzgün, iyi eğitimli birkaç insan kalıyor bizim gibi. Onun dışında karşıda ciddi bir şey yok. Türkiye'den de ciddi bir sessizlik görüyoruz. Türkiye'de kendi işleriyle meşgul. Türkiye'de de bir vurdum duymazlık var.
Ben bunu da hiç yani anlamış değilim. Çok ciddi bir vurdum duymazlık var Kıbrıs'a karşı. Ve bu meydanın boş kalması bizi belli bir noktaya doğru getiriyor. Ve tekrar söylüyorum, yani bu algı yönetimi daha bugünden başladıysa bundan 1-2 ay sonrası ben hayal demiyorum. Gerçekten hayal demiyorum. Yani daha ağırını göreceğiz biz bunların. Yani bugün bile hakarete varan yazılar yayınlanıyor. Bunun çok daha ağırını göreceğiz. Tehditler göreceğiz. Özellikle Türkiye kökenli vatandaşlarımıza inanmasıyla göreceğiz. Bir psikolojik baskı göreceğiz, operasyonu göreceğiz. Ben bunları daha önce de söyledim, çok önceden söyledim. Şimdi tekrar altını çiziyorum. Bunlara hazır olun. Yani ama yani dediğim gibi bütün bunlar varken bütün kendinize ait bu psikolojik algı yöntemini yokmuş gibi varsayacaksınız ve karşı tarafta doğruları söyleyen insanlarla bunu birleştireceksiniz. İşte bu daha ilginç geliyor bana açıkçası. Değerli hocam, evet, tavizleri sıraladınız. Toprak, ekonomi, evet. Avrupa Birliği ilişkiler, diğer başlıklarla ilgili de var mı, yoksa başka bir konuyla ilgili bir şey sormak isterim? Yok, zaten geriye başlık, en son garantiler kaldı. Siyasi eşitlik meselesi özellikle, gerçi çapraz oy meselesine değindiniz, evet. Ama bir de şunu merak ederim. Bu bir taviz olarak değerlendirilebilir mi? Federal bir çözüm aslında temsiliyetlerin birleştiği çatı kuruluş, örgüt ya da kurumdur aslında. Kurucularını kapsar. Birden fazla muhtemelen olur ve bir araya gelir. Bir federal örgüt olur. Evet. Ve temsiliyet, oy hakkı, pozisyon eşit olmalıdır. Ancak biz de biliyorsunuz ki suni yollarla adadaki Kıbrıs Türklere yönelik olarak yıllardır 1. Dünya Savaşı'ndan özellikle o dönemlerde artan bir tecrit politikası. Öte yandan bir bakıma dağıtılan İngiliz, Avustralyalı pasaportlarıyla bu ülkeden göç etmeye kibar yollarla imkanlar tanınan, elindeki arazisi, evi, malı, mülkü daha yüksek değerlere satın alınarak yeter ki bir Kıbrıslı Türk daha gitsin, yurt dışında okusun, pasaport verelim ellerine, yeter ki bu adadan gitsinler şeklinde uygulanan bilinçli ve aynı zamanda silah zoruyla da uygulanan politikalarla bu adadaki nüfusun bugün 220 bine dayandığını görmüş oluyoruz. Evet. Bugün nüfusumuz 220 bin değil. Nedense 5 yıl önceki nüfus sayımının üzerinden bugün masaya oturuldu. Halbuki her 5 yılda bir nüfus sayımı yapılması gerekir. Evet. Bugün neden biz nüfus sayımı yapmadık? O da çok ayrı bir konu tabii ki. Şuraya getirmeye çalışıyorum hocam. Her şeyi nüfusa bağlayarak bir pay çıkarmaya çalışıyoruz. Ve bu bağlamda da federalde de temsiliyet noktasında da oranlar eşit değil. Yani federal başkanlık noktasında, dönüşümlü başkanlık noktasında neden iki siyasi lider de nüfuslarına bakılmaksızın eşit süreyle başkanlık yapmıyorlar? Neden bakanların sayısı eşit olmuyor? Evet. Ve diğer konularda keza neden memuru anlayabilirim, düz memuru anlayabilirim, daha fazla bir nüfusa hitap edersiniz, bunları anlayabilirim ama üst kadroda neden sürelerde de keza eşitlik yok? Bunları anlayamıyoruz. Bunlar hiç konuşulmadı. Konuşulması da mümkün değil çünkü bizim tarafımız cana yazık ki kabul edilmiş bir gerçeklik. Ben bugünkü liderlikten bahsetmiyorum. Evet. Dediğiniz gibi hep üzerine bir artı daha koyarak Rum tarafı her masaya daha güçlü oturmaya çalışıyor. Daha fazla taviz elde etmeye çalışıyor. Federalde neden bu bağlamda bir eşitlik yok? Neden biz bu noktaya geldik? Nasıl bakarsınız? Tabii ki bunun en temel sebebi bizim kendimizi dış dünyaya anlatamamamız. Yani şimdi biz kendimizi anlatamıyorsak hiç kimse gelip de ya Kıbrıs Türklerin ne derdi var, Kıbrıs Türklerin siyasi tarihi nedir diye sizinle ilgilenmez. Bunun çok daha detaylı anlattığım programlar da oldu benim geçmişte. Yani en basit söyleyeyim, bugün bizim Milli Eğitim Bakanlığımız olsun, işte Türkiye'de, İngiltere'de, Amerika'da, yurt dışında pek çok insana sayısız burslar verilmiştir çok ciddi miktarda. Bunların çoğu partizanca dağıtılmıştır. Ve bütün bu doktora, özellikle doktora burslarında bir tane bile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni savunan ya da Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğine vurgu yapan tez bulamazsınız. Hem bu kadar para vereceksiniz ve bununla ilgili bir tek tez bile yazamayacaksınız. Oysa Rum tezi, işte Türkiye'deki Ermeni soykırım iddiaları, Türkiye'deki bilmem ben Kürtlere yapılan haksızlıklarla ilgili dünyada 10 bin tane tez bulursunuz. Bunların çoğu da sponsorlu tezlerdir. Yani işte Ermeni vakıfları, kiliseler, ne bileyim Rum devleti, sponsorlu bir sürü bir akademik bir güç çıkarken sizin onlar kadar harcadığınız para tamamıyla partizanca şeye gitmiş, çöpe gitmiş paralar. Bunlar bize çok net gösteriyor. Yani bugüne kadar ne hatalar yaptığımızı, ne hatalar yapmaya devam ettiğimizi çok net gösteriyor bunlar. Biz tabii anlatamadık. Yani ben çıktığım her konferansta bunları anlatıyorum. Ağızlarının payını vere vere anlatıyorum. Ama günün sonunda bir soru geliyor bana. Sen kimsin diyorlar. Sen kimsin yani? Sen Kıbrıs Türk tarafının temsilcisi misin? Milletvekilimizin bakanı mısın diyorlar. Cevap vermediğim soru benim bu. Yoksa bizim haklı olduğumuz konu çok tabii ki.
eğer anlatmayı biliyorsanız, o İngilizce, o zekaya, o argümanlara sahipseniz, karşıya anlatırsınız bizim haklı olduğumuz konular. Ama biz bunu anlatamadık, anlatmak istemedik. Madem bu konuyu açtınız hocam, evet, bir şey sormak isterim. 14 üniversitemiz var, hepsinin de tanınmış, akredite olmuş pek çok bölümü var. Evet. 100'den fazla ülkede öğrenci geliyor bu ülkeye. Siz de akademiyi çok iyi biliyorsunuz Kıbrıs'ta, evet, özellikle sorunlarını. Bu akademiler, bu kadar çok üniversite, neden Kıbrıs konusu üzerinde herhangi bir fikir birliğiyle ya da bir projede, neden bir organizasyonda bir araya gelmedi? Bugüne kadar benim bilmediğim, sizin bildiğiniz bu konuda bir çalışma var mı? Birkaç anketin dışında üniversitelerin Kıbrıs konusuyla ilgili, gerçekten ilgili fakültelerinin ne yaptığını anlamaya çalıştım. Bu konuyla ilgili yayına da gelmeden önce şöyle bir baktım ama acizane benim eksikliğimdir herhalde diye düşünerekten burada söylüyorum. Ben bir şey göremedim. Sizin söyleyebileceğiniz bu konuda bir şey var mı? Sizce en azından yeterli midir bu kadar çok Türkiye'den, yurt dışından akademisyenlerin de bulunduğu, böylesine sıcağı sıcağına hala görüşmelerin devam ettiği bir ülkede üniversitelerimiz yeterince Kıbrıs konusuyla ilgili çalışmalar yapabiliyorlar mı? Birlikte ya da bağımsız olarak, ne dersiniz? Kısaca bir de buna değinelim. Tabii ki yapmıyorlar. Çünkü çoğu dediğim gibi yurt dışı kaynaklı ve onları sponsorlu. Onların belediye kişiler tarafından yönetilen ve tamamıyla tek taraflı. Yani Kıbrıs Türk halkı Türk askerini istemiyor, işte sadece çözüm istiyor yönünde bir propaganda algısı yaratmak için kurulan merkezler bunlar. Ve çoğu da devlet üniversitelerinde. Bunun dışında Kıbrıs tarihi diye bir ders var bazı üniversitelerimizde ama bu tamamıyla veren hocanın inisiyatifine bağlı. Ve çoğu da donanımlı olmayan hocalar. Bunlar işte ders böyle öylesine olsun diye yapan ya da yarım yamalak anlatılan dersler. Oysa bunun milli bir program dahilinde anlatılması lazım. Çünkü bizim ülkemizde işte 93 bin küsur öğrenci var diyoruz. Mezunlar da var. Kaç bin tane mezun var. Evet. Şimdi bu insanları, bu öğrencileri biz niye bu kadar küçük görüyoruz? Niye bu kadar önemsiz görüyoruz? Bunların her biri ülkesine döndüklerinde belki de büyükelçi olacaklar. Belki de ünlü iş adamı olacaklar, siyasetçi olacaklar ki çıkıyor arada, görüyoruz. Mesela hocam, üniversitenizden bir mezun arkadaş, Sayın Halil İbrahim Akça, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, İran'da görüştü kendisiyle ve kendisinin yardımcısının üniversitenizde mezun olmuş bir öğrenci olduğunu ve bu sayede Kıbrıs'ı çok iyi tanıyan birisi olarak çok da kendisinin kolaylık sahibi olduğunu söyledi. Bir örnek vermek istedim. Tabii başka üniversitelerden bakan bile var. Değil mi? Arnavutluk'tan, Kosova'dan bakanları biliyoruz. KKTC'den mezun olmuş. Şimdi bunların yapılması gereken şey çok basittir. Sizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak nasıl kurulduğunuzu, hangi haklar üstüne kurulduğunuzu, geçmişten gelen eşitliğinizin ne temeller üstüne geldiğini net, öz bir şekilde anlatırsanız ve o insana da git geri de anlatırsa zaten otomatikman 1-0, 2-0 önde başlarsınız. Yani bunu bile anlatmaktan aciz bir yapılanmamız var bizim. Ben başlamaya söylüyorum, kısaca özetleyeyim. Kıbrıs Türk halkı bugün siyasi olarak eşit bir toplumdur. Daha biz bunu anlatamadık. Ne bileşimler, ne şeylere. Rumlar bize azınlık diyor. Bizim siyasetçilerimiz de bu azınlığı kabul ediyor. Benim anlayamadığım ve kabul edemediğim nokta budur. Bakın, Kıbrıs Türk halkının nüfusu %20-25 neyse olabilir. Bu konu dışıdır. Biz burada rakamsal bir azınlıktan bahsetmiyoruz. Biz burada siyasi eşitlikten bahsediyoruz. Kıbrıs Türk halkı bugün Rwanda'daki Tutsiler gibi değildir. Rwanda'daki Hutular gibi değildir. Onu anlatamadık biz insanlara. Yani bizim bir statümüz var, bir önceliğimiz var bizim. 1571'de bu ada alındığı zaman Osmanlılar tarafından Türklerin maruz kaldığı hukukla, şeria kanunlarıyla Rumların maruz kaldığı hukuk aynı mıdır? Ben sana soruyorum. Değildir. Osmanlı döneminde bütün bu yıl, bütün 300 yıl, 400 yıl boyunca Türklerle Rumların hukuk sistemleri farklıdır. İki farklı toplumdan bahsediyoruz. Üstelik de daha üst bir toplumdan bahsediyoruz. Biz daha üstüz. Çünkü biz şeria kanunlarına tabiyiz. Rumlar azınlık kanunlarına tabi. Biz daha üstünüz yani. Hadi onu geçtim, eşit olduğumuzu varsayalım. İngiliz yönetimi geldi ondan sonra. Peki İngiliz yönetiminde Rumlar Türklerden üstünde herhangi bir şey var mı? Statü? Yok. Resmi şeylere bakıyoruz, belgelere bakıyoruz. Macmillan'a yazılan şey var, belge var. İngiltere Meclisi'nde duruyor bu hala da. Lannon Brooks tarafından, High Commissioner, o zaman Kıbrıs'ın valisi, en üst düzeyli şeyi. Diyor ki, eğer Kıbrıs'a self-determinasyon hakkı verilecekse diyor, bu sadece Rumlara verilemez. Çünkü bu diyor anayasaya aykırı. Bu adada diyor tek bir şey yaşamıyor. İki eşit toplum yaşıyor diyor. Bundan dolayı diyor self-determinasyon hakkı verilecekse Rumlara vereceği gibi Türkler de verecek diyor.
Belge. Kendi geleceğini tayin etmiyor. Tabii ki herkes bunu kabul ediyor. Evet. Çünkü adada tek bir toplum yok. Yani şuna diyebilirdi İngiliz komisyoner. O zaman tek bir oylama yapılsın. Kıbrıs'ta yaşayan herkes. Bakın o zaman tek bir halk olmuş olurdu. Onların self-determinasyon hakkı olsun. Hayır diyorlar. Rumların ayrı, Türklerin ayrı self-determinasyon hakkı olacak. Evet. Sonra 60 Cumhuriyeti kurduk. 60 Cumhuriyeti ne diyorduk biz? İki kurucu halktan bahsediyoruz. Evet. İki halk, iki kurucu halk. Tek bir halktan bahsetmiyoruz. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı birinci maddesi nedir? Türkiye'de yaşayan herkes Türktür. Şimdi bunun üstüne tartışmalar oluyor. Nijerya'ya gidin, Nijerya'da yaşayan herkes Nijeryalıdır. Hollanda'da yaşayan herkes Hollandalıdır. Farklı dilleri konuşmalar. Biz böyle bir şey yapmadık. Evet. Biz dedik ki Kıbrıs'ta Türk halkı vardır, Rum halkı vardır. Ondan dolayı kendimizin bu azınlık durumuyla işte Türkiye'deki, Rwanda'daki, Etiyopya'daki, Rusya'daki azınlıklara bir görmeyelim. Peki. Aynı durumda değiliz yani. Şüphesiz ki bunu kanıksamak lazım. Yani söylende kalmaması lazım diyorsunuz ve masaya o şekilde güçlü bir şekilde oturmak gerekiyor. Biz bunu anlatamadık. Ve self-determinasyonu bırakın evet. Hocam. Muhtemel bir çözümde kurucu devletin bile iç konularda federal devlete, federal yönetimin vereceği karara ne yazık ki bunun boyunduruğu altında kalma durumda olduğu ortaya çıktı. Tabii ki federal hükümetin koyduğu kuralların dışına çıkamaz. Bunu yani kabul ettim. Bir çalışma izni vermek istiyor kuzeydeki kurucu devleti. Federalin evet. Şu anda onayı olmadan bunu veremeyecek. Tabii ki veremeyecek. Ne yazık ki bu da 15 Şubat metninde bir şekilde birilerinin son anda müdahalesiyle müzakerecinin de hemen arkasından ne yazık ki değiştirilen bir konu ortaya nüfus, çıktı. Nüfus kısmına değinmek istiyorum hocam, kısaca. Hocam nüfus ama varsa mesajı alıp hemen şeye dönmemiz lazım. 5 tamam, dakika kaldı tamam. Sanırım en azından. Hocam Kıbrıs'ta Türkler için alternatifi konuşma zamanı geldi mi gelmedi mi? Türkiye'de son muhalefetin özellikle muhalefetin getirdiği soruların arasında Türkiye bu defa da çözüm olmazsa artık şu olmalıdır şeklinde bunun son şansı olduğu söylemlerinin dışına çıkarak bugünkü masada da tam da şimdi bu zamanlarda konuşulması gerektiğini, ileri sürülmesi gerektiğini, aksi takdirde çözümsüzlük durumunda yeniden daha fazla tavizleri verme durumunda masaya oturacak yeni bir Türk tarafı olacak. Buna tamirimiz yok şeklinde artık bir ses yükseliyor. Bu sesin duyulma vakti geldi mi secede ve bizim için alternatif bugün nasıl masaya konulabilir? Ne olmalıdır bu alternatif? Ne dersiniz? Yani bu ses çoktan söylenmesi gerekiyordu. Çok geç kaldık. Hemen onu söyleyeyim. Çünkü herhangi bir müzakere masasında siz B planınız yoksa ben çözüme muhtacım demektir. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Biz kendi kendimize bu alternatifi zaten yok ettik. Yani en büyük sıkıntı buydu. Oysa bizim B planımız da hazır diye otursaydık masaya bugün toprak konusu olsun, pek çok konuda olsun çok daha güçlü bir şekilde orada olabilirdik. Ama biz bunu kendimiz istemedik. Kendimizin yaptığı bir hatadır. Ama her türlü geç kalınmışlığa rağmen ben eminim Sayın Akıncı ve ekibi eminim bunu yapmıştır. Umut ediyorum. Şöyle bir şey olması lazım. Şimdi çıkacak olan anlaşma belli ki bizim açımızdan anlam planı daha gerisinde bir anlaşma olacak. Öyle gözüküyor. Bu noktadan itibaren bile o anlaşmanın bir şekilde altına ya da ayrı bir madde olarak ya da uluslararası kamuoyuna bu anlaşmayı Rumlar tekrar reddederse Kıbrıs Türk halkının durumu ne olacak diye bir soru soruyorlar mı acaba? Ve bununla ilgili bir girişim var mı? Hukuksal bir çalışma var mı? Eğer bunu da yapamıyorlarsa yani bu çok üzücü bir durumdur. Şunu söyleyebilirler size eğer bu muhataplara, bu sorunun muhataplarına gittiğinde biz bunu şimdi konuşursak Rumlar hayatta masaya yanaşmaz, hayatta referanduma gidemeyiz diyecekler. İşte onu diyorum yani işte Rumlar memnun olsun, Rumlar masaya otursun, Rumlar neresi olsun diye bu şekilde giderseniz işte ondan sonra da kısır döngüden dolayı döner birbirimizi suçlamaya başlarız aynı kafayla gidersek. Ama ben şunu diyorum yani bugün Çipras'ın açıklamasına baktığımız zaman şunu çok iyi gördüm. Bir asker kez ve garantiler olmaz demişti. Bir kez daha gördüm. Rumların bakış açısı değişmeyecek. Hiçbir zaman değişmeyecek. Yani Kıbrıs Türkler azınlıktır. Türkiye bu adan kesinlikle gidecek. Kıyamete bir tane Türk askeri kalmayacak evet. Söyleminden. Ben Rumların bakış açısında hiçbir değişiklik olmadığını görüyorum. Zaten biz bunu anlatmaya çalıştık. Yani burada Rumların bakış açısında bir değişiklik olsaydı belki bir şeyler değişebilirdi. Ama Rumların bakış açısından hiçbir şekilde bir değişiklik görmüyorum. Hatta Çipras açıklaması okuyalım. Yani diyor ki Kıbrıs sorunu diyor. Türk-Rum sorunu değildir. Kıbrıs sorunu Türk askerinin işgal sorunudur. Allah Allah, Kıbrıs sorunu demek ki Türk askerinin işgal sorunuymuş. Türk-Rum sorunu hiçbir zaman olmamış. Yani etnik bir savaş olmamış burada. Yunan işgali olmamış, darbesi olmamış. Hiç onlar olmamış yani. Katliam olmamış. Kıbrıs'ı, Türkler ve Rumların da bir sorun olmamış bugüne kadar. Tek sorun 74'teki Türk işgaliymiş Çipras'a göre. Ve diyor ki adam, eskimiş bir yöntem olarak garantörlük sistemini kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Ve diyor beşli görüşme diyor ya da çoklu görüşmesinin deyiminde ancak ve ancak Türkiye garantör hakkını
Reddederse otururuz. Askerleri çekerse. Şimdi ben bu noktaya ben şunu anlamadım. Biz devamlı beşli görüşme için oturuyoruz. Beşli görüşme tarihi olsun da sonra toprağa konuşalım diyoruz. Ben bunu anlamış değilim. Ben gerçekten anlamış değilim. Bu bizim tezimiz diye savunuyor bazı bizim taraftaki şeyler. Ben bunu gerçekten anlamış değilim. Yani karşı tarafta Çipras diyor ki biz böyle bir şeye gidersek bile Türkiye'nin garantörlüğünü bitirmesi için gireceğiz diyor. Biz bu kadar söylemi net olan, İngiltere'nin söylemi de muhtemelen aynıdır diye tahmin ediyorum. Çipras'ın durumu aynı. O zaman biz niye bu kadar ısrar ediyoruz? Hadi gelin beşli görüşme de yapalım diye. Dün sayın eski müzakereci Ergün Olgun burada şunu söyledi bu konuyla ilgili olarak. Aslında Ergün Bey değil ama özür diliyorum. Dün Öztürk Yılmaz söyledi, CHP Başkan Yardımcısı. Evet. Şunu söyledi. Aslında bugüne kadar kaybedilenin zaman olduğunu söyledi. Özellikle son müzakere. Toprak ve güvenlik garantilerin en başa çekilmesi gerektiği noktasında bir tezi var onun. Çünkü bugüne kadar işte diğer başlıkların üzerinde vakit kaybedildi. Anlaşma sağlanacak diye. Evet. Halbuki dananın kuyruğunun kopacağı nokta burası. Evet. Dolayısıyla bunu çözemedikten sonra istediğiniz kadar bütün başlıklarda yakınlaşma sağlayın. Evet. Siz güvenlik ve garantilerde bu kadar 180 derece iki farklı kutuptaysanız, iki farklı noktadaysanız evet, siz dünyanın en iyi anlaşmasını her iki tarafında kabul edebileceği bir anlaşmayı koyun ortaya. Bu noktadan sonra bu iş kırıma uğrar deniliyor. İşte kırıma uğrama değil. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Bütün bu noktalarda verdiğimiz tavizlerle biz şu anda kendi kendimizi köşeye sıkıştırmış durumdayız. Yarın garantör toplantısı olduğu zaman beşli toplantıda Türk tarafı suçlanacak ve bu şekilde işte bakın bu kadar konuda anlaştınız. %99.9'a anlaştınız denilecek. 0.1'den de sorun çıkarmayın. Bu kadar basit bir konudan deyip baskılar son noktaya gelip belki de muhtemelen bu garantörlüğün de tamamen Rumların lehine sonuçlayacağı bir anlaşmayla da önümüze gelecek. Yani bunun hepsi sistematik. Rum tarafı bilmiyor mu bunun garantörlük tarafında hiçbir anlaşma olmayacağını, uzlaşma olmayacağını? Çok iyi biliyor. Bundan dolayı diğer şeyleri teker teker önümüze koyup tavizleri kopardılar işte ve aklına. En sonunda garantörlüğü oldu bittiye getirecekler. Bu kadar basit. Bu statüko her zaman Türkiye kaybettiren ve Rum'a her zaman hiçbir şey kaybettirmeyen bir durum tabii oldu. Tabii ki. Rum bunu bilerek bugün masada otururken hiçbir acelesi, hiçbir sıkıntısı yok. Evet. Önünde de hiçbir engeli yok bu durumun. Evet. Amacı topraklarını genişletmek ya da hakimiyet alanı ya da hakimiyet kuramadığı noktalarda en azından Kıbrıs Türk hakimiyetini kırmak ve bu bağlamda bunun en büyük güvencesi olan garanti ve güvenlik anlaşmalarını ortadan kaldırmak. Bu yüzden bu söylenlere de yansıyor ve Anastasiyaris diyor ki çözüm diyor gir nedir diyor. Evet. Çözüm bizim için Karpaz'a geri dönmektir diyor. Evet. Çözüm adanın her yerine Rumların tekrar geri dönebilmesidir diyor. Dört özgürlük bunun kilididir diyor. Bunun altında çiziyor. Biz dört özgürlükte en azından böylesi özel bir konuma ait olan Kıbrıs'taki tarihi de geçmişi de bilmesine rağmen herhangi bir delegasyon alamayarak New York'tan döndük. Montpellier'inde de toprakta neyle döneceğiz bilemiyorum. Bu görüşmenin hala gerçekleşmesi artık kesinleşti ama buradan nasıl bir sonuç çıkacak bilmiyoruz. Sizin toprakla ilgili %26'lık bir deyiminiz var. Yani evet. %26 gördüğünüzü söylüyorsunuz. Evet. Sayın Erdoğan başbakanla %30'un altında olmaz mesajı gönderdi. Anlam planındaki oranı 28 baz olarak söyledim. Neden? Çünkü anlam planında sözde 29 ama %10'luk da toprak iadesi vardı. %3 diyelim ona. 29'un %10'u 2.9, 3 desek %26'ya denk geliyor. Net olarak. 28.6 civarındaydı. Ama o plandaki Türk bölgesi evet, artı onun içinde olmayan %10'luk da onun ekstra olarak %10'luk Türk bölgesindeki kesin iadeler vardı. Evet. O hesaplanmamıştı. Şimdi 29'un %10'u 2.9 ettiğini varsayarsak evet, 2.9'u 3 dersek yuvarlak olsun diye 29-3 %26 ediyor. Evet. Zira Rum basını 0.6'lık bir anlaşmazlığın kaldığını toprakta iddia etti bugün. 0. Yani, nokta, belki hemen hemen 0.6 değilse 0.9 ya da o civarda. Yani şey. Rumlar %26'yı anlam planı zaten kabul ettirmiş Türk tarafına ve birazcık altını çizdik. Bunu lafı üstüne söylemedik. Her aldıkları tavizin üstüne yeni şeyler istiyorlar koymaya diye. Şimdi %26'nın üstüne gidiyorum tarafı doğal olarak. Yani bunu zaten bana verdiniz diyor. Bunun daha aşağısına niye gideyim? Ha, tabii ki yani ama bakın günün sonunda şunu anlatmaya çalışıyorum ben. Toprak 29 olmuş, 30 olmuş, 35 olmuş bu değil sorun. Sorun şudur. Bir ada yapılanmasında eğer siz Avrupa Birliği'nin temel kurallarını kabul ettikten sonra Rumların ekonomik, siyasi, nüfus gücünde aklımıza bulundurarak o pot içerisinde, o kap içerisinde siz yavaş yavaş eriyecekseniz ve günün sonunda tek kimliğe doğru bir gidiş olacaksa ki biz bunu öngörerek söylüyoruz. Heterojen değil, homojen olacaksa. Dünyanın her yerinde evet, böyle olmuştur. Eğer eşit statünüzü koruyamazsanız dünyanın her yerinde bu şekilde olmuştur. İki kesimliliği koruyamazsanız eriyip gidersiniz her yönden. Kimlik olarak da erirsiniz,
Yarın öbür gün evlilikler olduğu zaman, çok olacak evlilikler. Hadi bakalım bilin, Rum'la Türk evlendiği zaman çocuğun ismi ne konulacak? Rumca mı konulacak, Türkçe mi konulacak? Çocuk Hristiyan mı olacak, Müslüman mı olacak? Biliyor muyuz bu sorunu? Biliyoruz tabii ki. Hepimiz biliyoruz. Bir Türk kültürü olmayacak üst kültür olarak. Rum kültürü üst kültür olarak bize verilecek. Bu şekilde olursa. Ve buna da zaten dünden razı insanlar var. O zaman Türklük, Kıbrıs'taki, adadaki Türklüğün yavaş yavaş erdiğini göreceğiz her yönden. Ve buna da bütün bu oyun içerisinde buna karşı duracak kim var? Bir tek Türkiye ve Türk askeri var. Çünkü yarın öbür gün bu anlaşmaya karşı çıkan insanların vurulacağını da göreceksiniz. Ama tek başına Türk askerinin mevcudiyetinin de her şeye yaramadığını görüyoruz. Güvenlikle garantiler çerçevesinde kafesi koruyabilirsiniz ama kafesin içerisinde olanı da kontrol edemiyorsunuz. Biliyorsunuz şimdi ki günün sonunda real politik dediğimiz şey hiçbir zaman değişmez. Evet. Bugün Ukrayna'da, Kırım'da eğer Ukrayna askeri olsaydı ciddi bir anlamda Ruslar bu kadar kolay işgal edemeyecekti belki de. Değil mi? En basit soru. Gürcistan keza. Yani pek çok yerde. Yani günün sonunda yine sizi kurtaracak olan askerdir. Günün sonunda güvenliğinizi sağlayacak olan yine askerdir. Evet. Kimse sizin gözünüzün yaşına bakmaz. Irak'ta, Suriye'de baktılar mı? Hiç kimsenin umurunda değilsiniz. Değil mi? Onu Irak'ta, Suriye'de. Avrupa'nın göbeğinde baktılar mı? Evet. Bosna'da, Kosova'da. Bosna'da baktılar mı? Evet. Yani nereden bak? Uzağa gitmeye gerek yok. Peki. Türkiye'ye mesajının son olsun. Türkiye'den de bir şeyler bekleniyor. Çünkü evet, bir alternatifi gündeme getirmek için Türkiye'nin desteği en önemli konu. Çok kısa bir cümle işe alabilir miyiz Türkiye ile ilgili? Hemen şunu söyleyeyim. Eğer bu anlaşma süreci bir çözüme ulaşmazsa, yine Rumların aşırı isteklerinden dolayı ki bizim taraf zaten her şeyi kabul etmeye hazır. Bu noktada Türkiye'nin Kıbrıs'ı Türkleri yalnız bırakmaması gerekiyor. Daha cesaretli adım atması gerekiyor. Çünkü Kıbrıs'ı Türkler, bunu kabul edelim, kendi irademizle bizim tanınma imkanımız yok. Bunu çok net kabul edelim. Bu ancak ve ancak Türkiye'nin desteğiyle, aktif desteğiyle hem de olabilecek olan bir şey. Çünkü bugün bize Türkiye bu kapıyı açabilir. Gerek İslam dünyasında, gerek Türk dünyasında, gerek diğer şeylerde. Ondan dolayı hep söylediğim şey, umarım Türkiye bir an önce kendi iç krizlerini atlatır her yönden ve güçlü bir Türkiye, demokratik bir Türkiye Kıbrıs Türklere de daha etkin bir şekilde destek olur diye düşünüyorum ben. Ve Kıbrıs meselesine o kasıtlı olarak azalan ilginin de ben tekrar çoğalmasını istiyorum. Bunun daha çok tartışılmasını, daha çok Kıbrıs meselesine eğilmelerini, gündeme gelmesini, peki, ne olup bittiğine daha detaylı almasını, sadece bunu işte bizim belli bir iki kişiye bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa günün sonunda yani Kıbrıs Türk halkı da aptal değil. Kıbrıs Türk halkı her türlü algı yöntemine karşı da yine de bilinçli insanlar da var bu memlekette. Ondan dolayı zaten ayakta durabildik bunca zamandır. Ondan dolayı yine son söz bizde diye düşünüyorum. Bu noktada da inşallah önümüzde kabul edebileceğimiz bir metin çıkar. Yoksa Kıbrıs'ta hepimiz bir çözüm istiyoruz ama istemeyen neredeyse yok. Ama çözüm, işte çözüme muhtacız. Sadece Rumların Anastasya'nın eseri bir çözüme varız söylemeyi ben kabul etmiyorum. Peki, bu kabul çok teşekkür ederiz değildir. Değerli hocam. Önemliydi değerlendirmeleriniz. Tepeden tırnağa pek çok konuyla ilgili endişelerinizi ve aynı zamanda mevcut durumu anlatmaya çalıştınız. Değerli izleyenler, odak noktasında bugün yine Kıbrıs müzakerelerine ve gelen son noktaya ilişkin güncele konu ayırdık, programı ayırdık. Çok değerli hocamız Sayın Hüseyin Işıksal değerlendirdi bizler için. Haftayı bu programla beraber kapatıyoruz. Bu pazar günü ülke saatiyle, ülkemiz saatiyle saat 11'de 2. Mont Pelerin zirvesi başlayacak. Pazartesi akşam saatlerine kadar, belki gece yarısına kadar devam edecek. Ve yeni güne, yani yeni haftanın salı gününe nasıl bir Kıbrıs'a uyanacağız bu görüşmelerin ardından merak edeceğiz. Takip etmeye devam edeceğiz. Sizler de bizi takip etmeye devam edin. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.